Merak... Kendi paramla alıyorum merak etmeyin. Evet. Bir çeşit kıyamet... Ya bu cızırtı ne hakikaten amana koyayım ya? Onu bari kıstırın ya. Bir çeşit kıyamet sonrası macera yaşayın. Rastgele seçilmiş malzemeleriyle sığınan hayatta kal. Zor, kolay, normal. Zor, kolay. Zor oynamam ya. Bilmiyorum oyunu çünkü. Kolay da bize yakışmaz. Neymiş? Kolayda aile üyeleri dört kişi. Niye? Daha çok kişi hayatta tutmak daha zor değil mi lan? Sağlık sorunları nadir. toplanmış barınak. Bilmem ne. Gıda deposu 6-8 istenmeyen ziyaretçiler birkaçı. Ha. O zaman normal oynayalım. Genel sağlık sorunları oluyor. Maceraya başla. Bakalım neymiş. Zor akmaz arkadaşlar. Oyunu bilmiyorum. Aa, gün gün gidiyor. Oo bütün sülale burada. Neyim şimdi bu? Baba, eş, çoluk çocuk. Boy Scout, Fener. Bunu alıp ha bir şey yapamıyoruz. Bunlar sadece şişemiz var, anahtar var, asma kilit. Burada oyunlar var. Ben zor mu açtım lan? Öyle oynama ne diyorsunuz? Amına koyayım ne? Nasıl oynayayım abi şu oyunu? Tam nasıl <laughs> Mert söyle? Zevkli değil bu. Tam aneminindeyim. Söyle abi sen bana ne yapacağımı söyle direkt ben giderim. Adam kademe kademe söyleme. Tamam. Kıyamet. Tam bir atomik deneyim. Malzeme bulmak için çöpleri karıştır ve kıyamet sonrasında sığındığında hayat kal. Hayatta kal. Bu mu eğlenceli olan? Keşif süresi 10 saniye. Toplama süresi 60 saniye. Karakter mi seçiyorum kendime? Adam olayım. Erzakları ben topluyorum. İyi hadi bakalım. Her şeyi ben toplayacağım. Kvank kong kvank kong. Has bu oyun böyle bir oyun muydu? Niye böyle titrek bu? Osurdu. Bir dakika dur hiçbir şey anlamadım amına koyayım. Süre var mı fark ettim. Bekleyin dur sakin abi. Bir sakin. Harbi arkadaşlar biraz sakin olur musunuz ya? Hani bir daha başlarız bir daha toplarız. Bir salın. Oyunu ilk defa giriyorum. 700 defa izlemiş olabilirsiniz. Empati yapın biraz. Siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum. Öyle düşünün. Ee, Tam yardımcı olmak için söylüyorsunuz da sakin yapın. Yani böyle o değil o değil falan kepçıklı yazanlar var. Bir sakin abi Bir şey soracağım. Ee, bu adamın titremesi normal mi Mert? Koşarken falan en sonunda sarı yerde sen de olmak zorundasın. Olmazsa ölürsün oyun başlamaz tamam mı? <laughs> Tekrar. Şimdi buradan biz hayatta tutacak malzemeleri e, toplamamız gerekiyor. Nasıl toplayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Enter çalışmıyor. Mouse bir yok. E, e, e yok olmuyor. 1, 2, 3 çalışmıyor. Ee, nasıl toplanır? Nasıl toplanır? Ha, Çorba. Su al su. Bu kadar mı amına koyayım? 4 şey mi toplanıyor sadece? Bunları bizim bir yere sto- Aa! Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Anladım tamamdır. Mantıklı şeyler, mantıklı şeyler. Şu erzakları bir önce toplayalım. Burada ne var? Osurma. Of tüfek. Hello. Ananın... Önce su ve yemek arkadaşlar. En önemli şey... Ne aldım lan ben? koş kuş 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 su yemek, su yemek, su yemek. Hiçbir şey olmasa ilaç, ilaç, ilaç var mı? Sıçtık galiba. Bunları kırmıyorumdur inşallah. Buraya boşuna girdik. Balt almış mıydım hatırlamıyorum. Şu çantayı alalım. <laughs> Karakterleri toplamayı unutma. Anladın <laughs> ki artık ya. Çocuk ölsün bir şey olmaz. Kadın yaşlı. Aileyi unuttum. Tamam. Oyunu şimdi anladım. Artık restart atabilirim. Yaşları almıyoruz. Ee, geri kalan ne varsa topluyoruz. Hazır mıyız? Hiçbir şeyin yerini bile bilmiyorum. Şimdi böyle bir siren gelse ne yaparsınız? İlk başta abi ailenize koşarsınız, değil mi? Yemeğe koşmazsınız. Bir de aynı şeylerden ikişer tane almak bilmiyorum iş yapıyorum ama bu piç Gel lan buraya Kit var kit var kit var kit lazım. Kit al kit al. Radyo. Hello. Ya ne amına koyayım bir tane alıyorum üç, üç tane veriyor ya. Başka 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 başka. Hanım nerede hanım nerede? Yalnızlık zor yalnızlık zor. Amına koyayım üç tane çantam aldım ben ne yapıyorum? Evde başka kimse yok ki. Bunları bir de hafızada... Aha gördüm. Teyzeyi gördüm. Gel lan buraya. E, evin diğer kalanları nerede? Diğer, diğerleri nerede? Oğlum başka kimse yok. Açık. Çık. Çık. Kızım mı o? Tüfek aldım amına koyayım. Bir dur tüfek tüfek tüfek. <laughs> ha Hanım unuttuk mu? Hanım aldık mı biz? Yoktu hanım. Evet birinci gün. Su almışız bol bol. Yemek almışız. Tüfeğimiz var. Radyomuz var. Çantamız var. Medik akitimiz var. Baltamız var. Bence gerekli, lazım olan her şeyi almışım. Evet, birinci gün. İşte buradayız. Üçümüz güvendeyiz. Sadece bundan sonra çok çalışmamız lazım. Keşke dördümüz de burada olsaydı. Dırdır çekmemek için almadık şimdi. Hanımı boşver. Bu malzemeleri barınağa getirmeyi hatırla hatırlayamıyoruz. Ama şikayet etmiyoruz. Muhtemelen daha iyi zaten dolu olmalıdır. Senin ben çevireceğin İngilizceyi sikeyim ya. Bu ne? Harita. Bak üst kattaki bavulda ne bulduk? İyi ki e, tatil bavulumuzu açmadık demiş. Bir tane tüfeğimiz var. Raflarımız konservelerle dolu. Konservelerden yiyeceğin, yiye konservelerden yiyeceğiz. Konservelerin üzerinde yatarız. Hatta konserveleriyle konuşacağız. Bazılarımız çoktan başladı. Bolca su, uzun bir süre su hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ben bu oyunu İngilizce oynayayım ha bu ne ya? Kaynakları paylaştırma zamanı. Şimdi kadını niye almadık? Kaynak çabuk biter. Kadın zaten belirli bir yaşa gelmiş. Bu saatten sonra hani yaşasa da bir şey olmaz. Ama çocukların yaşaması lazım. Kafayı yiyorlar ha kafayı yiyorlar yesinler. Şimdi paylaştırma yapmayayım. Bunların karnı toktur. Birinci gün ne yemek yiyecek? Keşke gidebilseydik. Buradan hiçbir şey yapmamak bizi deli ediyor. Evet ufak ufak çizgiler başlamış birinci günden. en az 50 gün hayatta kalmam lazım. Gün 2. <laughs> Dayı <efkarlandı mı? gülüyor> Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Mary Jane'i rahatsız eden yeni bir şey yok. Bu ses kalacak mı hep? İyi bir izci gibi Timmy de bu durumda en iyisini yapıyor. Hatta neşeli görünüyor. Ted her şey yolunda gitmese de dünya berbat bir yer olsa bile iyi görünüyor. Edren içi yok arkadaş sana hayran diye abone oldum eyvallah. Kaynakları paylaştırma zamanı. Geriye kalanlar. İkinci gün de ölmez bunlar lan herhalde. Mahallemizde hala radyoaktif gazlar var. Yüzeye yapılan geziler şu anda sağlığınız için büyük bir risk. Ted hayatını riske atmaktan korkmuyor. Meriçeyi mükemmel hissediyor. Timi iyi düşünüyor ve çok iyimser. Güzel. Yarın için bir keşif hazırlamalı mıyız? Gaz maskemiz yok amına koyayım. Nereye hazırlıyoruz? Gaz maskesi var mıydı evde? Öyle bir şey var mı? Ee, garip kokulu Garip kokulu baronumuzun büyük hayranları değiliz. Ancak yanan bir şeyin kokusunu almaya başladığımızda daha önce sahip sahip olduğu hiç bir şeye yani hiçbir şey yanıyor kokusunu ne kadar tercih ettiğimizi çabucak fark ettik. Ateş. Onu söndürüp malzemelerimizi, malzemelerimizi kurtarmalıyız. Hepsini kurtarmak için zamanımız yok. Nasıl kurtaracağız? Ha gerçekten yani 3 kelimelik oyunu çeviriyorsun. Bu nasıl bir İngilizce amına koyayım ya. Yani translate atıp çevirmek ne? <laughs> Yanan bir şeyin kokusunu almaya başladığımızda daha önce sahip olduğu hiçbir şey yanıyor kokusunu ne kadar tercih ettiğiniz çabucak fark ettik. Ateş hiçbir şey anlamadım. Onu söndürüp malzememizi kurtarmalıyız. Şimdi bir yangın ateş mi var? Bunu kurtarmak için alttaki malzemelerden hangisiyle ateşi söndüreceğimizi mi soruyor? Medkit hayatta harcamam. Bu zaten kullanılmıyor. Devam. Skip yapılabiliyor mu? Gün 3. Gün 3. Bilgi kaynaklarımıza ihtiyacımız var. Önce radyoyu açtık ve alevler onu sarmadan önce kurtardık. Maalesef diğer malzememiz o kadar şanslı değildi. Kayıtlarımızı değerlendirmeyiz. Aman akım harcamayalım dedim. Medik ha, şey gitti ya pek gitti. Şu şu anda Mary en çok ihtiyacı olan şey Timinin bir şey içmesine dersin, iyi görünmüyor. Tedin ihtiyacı olduğuna su nerede? Bu ne lan? Şimdi ted susamış. Bu kızda herhangi bir şey yok. Biz de içmeyelim. Bence bu çocuk bir gün daha dayanır. Ya yani mızmızlanıyordur bu. Mahallemizde hala radyoaktif gazlar var. Tam dışarı çıkmıyoruz abi. Ted Biziz. Timi çocuk. Mary Jane kız. Yarın için bir keşif yapalım mı? Ne saçma bir oyunla bu. Yo ben seviyorum böyle oyunları. Bugün çok meraklı ziyaretçilerimiz vardı. Onlardan biri iki kayayı tutuyor ve birbirlerine sürekli olarak çarpıyordu. Diğeri bizi görünce ayaklandı. Onlar büyülü bir fincan aramak için bu arayış içinde olduklarını söyledi. Sadece onlar çorak alanda yollarını kaybetmişlerdi bulundukları yerleri belirlemek için haritamıza hızlıca bakmak bakma izni istediler. Çeviri kötü değil abi. Çevirin amına koymuşlar. Ha loot yapamamız kötü oldu. Gün 4. Kahkahamızı tutamadık ve misafirlerimiz saldırdı. Atalarımızın kemirgen olduklarını ve orman gibi koktuğunu söylediler. Mary Jane bayılıyor ona içecek bir şeyler bulmamıza gerek hızlıca. Timi çok kötü durumda ona su vermeliyiz şimdi. Tedbir ayı mezarda gibi görünüyor şu anda bir içki alması gerekiyor. Tamam şimdi bence herkesi bir doyuralım. Çok bekledik çünkü. Bir gün daha dayanırlar mı lan? Bir gün daha dayanır lan bunlar. Askeri hava damları damlaları hakkında bazı radyo gevezesi oluştu. Zamanı geldi. Bütün bu vergiler bizim için bir ya da iki sandık ödemek zorunda kaldı değil mi? Onları almaya gidelim mi? Ölmezler lan öyle beş günde açlıktan ölür mü? Herhangi bir koruma olmadan oraya gitmek çok tehlikeliydi. Bu yüzden içeride kalmaya ve radyoyu dinlemeye karar verdik. Statik çok rahatlatıcı. Meriçeyin bayılıyor. Ona çiçek bir şeyler bulmamız gerek. Timi çok kötü durumda. Tedbir ayı mezarda. Tam aynı şeyleri verdi. Cimrik yapmıyorum oğlum. Hayatta tutmaya çalışıyorum. Ted kuvvetli. Meriçeyin mükemmel hissediyor. Timi e, gezi hakkında oldukça hevesli görünüyor. Yarın için bir keşif hazır. Abi ben şimdi radyoaktif ya da ne bileyim işte dışarıda bir zımbırtı var diye maskesiz yollasam hastalanırlar mı? Hastalanırlar. Biz gaz maskesi alacaktık galiba. Devam ediyorum. Bir oyun oyna dediler. Eğlenceli olacak dediler. Hiç bahsetmediler birçok sorundan. <laughs> Senin ben kurduğun cümleyi bunu bir insan yazmış olamaz. Bunların hepsi çeviri. Bu ne haritadan seçiyorum da ne oluyor? Gerçekten cesaretliydik. Sadece soru sormaya devam ettik ve en yaygın olanı domates çorbasının yanında bir şeyler yiyeceğiz miydi? Şimdilik bu kadar oynamaya karar verdik. Meriç'in bugün herhangi bir belaya bulaşmadı. Hiçbir bela onu karşı çıkmaya cesaret edemedi. Timi iyi. En azından 5 dakika önce iyiydi. Ted onun için endişelenmene gerek. Olmadığını söyledi o iyi. Bunlara bir şey olmaz. Haritamızı incelemek için biraz zaman harcadık ve birkaç yerde karalanmış bazı anormal sembollerin olduğunu gördük. Birisi bölgeye bir şey gizlemiş ve ona yol tarifi yapmış gibi görünüyordu. Araştırmak için birini gönderelim mi? Gönder lan. Git bakayım bir dışarıya. <laughs> Sen niye gitmedin oğlum? Gitti geldi mi bu? Harita yönlerini yakından takip ediyorduk. O kadar yakın bir şeyle Moğoz yana doğru yürümeyi bitirdik. Sanırım hazine avı bitti dedi. Harita yalan olmuş. Ted yolculuğundan güvenli bir şekilde geri döndü. Mary Jane bugün iyi görünüyor. Tim en iyi davranışını yapıyor. Ne yapıyor? Ne kadar sürecek? Ted bugün şikayetçiliği en azından çok fazla değil. Sinek basmış. <laughs> Kaynakları paylaşma geç. Kasabamızda zehirleme olasılığı hala var. Bu koşullarda radyasyon hastalanmamıza neden olabilir. Tek yolculuk... <laughs> Bu siktiğimin barına o bu siktiğimin barınağında zor bela nefes alabiliyoruz. Son birkaç saattir durum iyice güçlenmeye başladı. Havalandırmada bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Belki bir şekilde sıkışmıştır. Eğer durum buysa hemen tamir etmeye başlamamız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Galiba havasızlıktan ölecekler amına koyayım. Abi gönder bir sonraki gün eşya sıkıntımız. Evet, mecbur göndereceğiz. Havalandırma ile alakalı sorunları görmezden gelmeye ve diğer sorunlara odaklanmaya karar verdik. Tahmin edildiği gibi hepimiz kötü bir öksürük geçirdik ve nefes almakta zorlandık. Ama sabaha daha iyiydik. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz ama önemli olan nokta şu anda sorun yok. Biraz su verebilir miyiz? Mary Jane bütün gün bunu soruyor. Timinin fazla timinin fazla ihtiyacı yok ama sadece su içmeli. Arkadaşlar oyun hakkında bana bilgi verirsiniz. Benim bu oyunu oynamamın bir mantığı kalmıyor Hanicim. Yani sen bana şunu yap bunu yap dersen ben niye oynuyorum bu oyunu? Gel sen oyna amına koyayım ya. Team Weaver'la bağlan sen oyna. Bir kere de ben böyle yazayım. Teddy ile ilgili yeni bir şey yok. Kaynakları paylaştırma zamanı. Vermiyorum ama. Evet abi o ses biraz kıl. Gün 8. Mahallemiz hala tamam okey. Ted güp kuvvetli. İyimser. Mary Jane iyi hissediyor. Bunlar 50 gün yaşatırım ben ama. Ama yemek bitebilir. Burada güvende olmak orada tozlaşmaktan çok daha iyidir. Ama bu dışarı çıkmak istemediğimiz anlamına gelmez. Belki yakında yürüyebiliriz. Bombalardan bu yana mahalle muhtemelen çok daha huzurlu. Oyun basit anlaman için sessizce bekliyorum. Nasıl basit oyun İşte oyun bu. Başımızın çaresine kendimiz bakabiliriz. Gün 9. Mary Jane bayılıyor ona çiçek bir şeyler bulmamız gerek. Timi çok kötü durumda ona su vermeniz. Senin tek istediği sadece birkaç damla. Ya siktir lan. Direnirsiniz direnirsiniz. Bir gün daha durursunuz. Tamam sıkıntı yok. Bence bir dışarıya bir adam yollayalım ya. Duydun mu hayır mı? Çünkü kimse konuşmuyor. Saatlerce tek kelime etme. Hiç de değil. Sadece duvarlara bakıp bakamayız. Bu konu hakkında bir şeyler ver. Radyo, radyo dinleyelim. Hala hayattayız. Ah! Radyoyu alırken ne kadar şanslıydık. Herkese iyi geceler olsun. Eyvallah kardeşim. Muhtemelen biraz müzik dinleyebiliriz. Hala orada müzik çalıyorlar değil mi? Mary Jane bayılıyor. Ona şık bir şeyler bulmamız gerek. Timi çok kötü durumda. Ona su vermeliyiz. Tedbiye'ye mezarda. Siz su için. Bugünün seferi için bir, bir seçim yapmalıyız. Hangimiz çorak araziyle yüzleşip hayatta kalmak için en uygun kişiyiz demiş. Baba gider aga. Ölmedi değil mi lan? Yoldu. o. küçük bir yemeği hak ediyor. timeni en iyi davranışını yapıyor. Ne kadar sürecek? Ted dış dünyaya gitti. Umarız yakında geri dönecek. Şimdi bunlara birer tane yemek verelim. Ama adam aç gitti. İnşallah ölmez. Sabrımız tükeniyor. Bölgede herhangi bir soru olmadığını görmek için dışarıya hızlıca bakmanın iyi bir fikir olacağını düşündük. Dışarı çıkmak üzereyken karanlıkta bir çift hayvan gözü parladı. Ve gözlerini sahipleri de koruyacak. Ne yapacağım? Kara vermek için Allah'ın tüfekle vur ağzını amına koyayım. Tüfekle yapılan hızlı bir atış karanlıkta bizi izleyen herhangi bir yaratığı korkutmak ya da yere sermek için fazlasıyla yeterliydi. Onu bir daha görmedik. Mary Jane endişeli değil ya da en azından yüksek sesle söylemiyor. Tim iyi görünüyor mevcut durumda olabildiği kadar. Tamam, Bunlara yemeye gerek yok. Bir oyun ya da iki oynamak ruh rahatlığı bugün yarın sonra oynamak için için iyiydi. Biraz deneyin geç. Bugün de bitti. Kedi mi öldürdüm? <laughs> Harbi mi lan? Oğlum baba nerede? Gerçekten cesaret edik. Sadece soru sormaya devam ettik ve en yaygın olanı domates çorbasının yanında bir şey yiyeceğiz miydi? Şimdilik bu kadar oynamaya karardık. Mary bir şeyler içirmeliyiz. Timmy çok uzun süre susuz kaldı. Geç. kaynakları pay oğlum baba ölmedi değil mi bak adamı çizmişler oğlum defterden. Söylerdi herhalde. Tedariklerimiz az ve moralimiz düşük. Barınaktaki umutsuzluğun neredeyse kokusunu alabiliriz. Eminim ki yakınlarda yaşayan yaşlılar var. Çoğunlukla çoğunlukla da emeklilik evinde yaşlı insanlar. Bazı malzemelerin ödünç almak zor olmamalı. Zaten yaşlılar ve onlara daha fazla ihtiyacımız var, değil mi? Hatta kalmamız lazım. Yaşamışlar yaşadıkları kadar. Bu ne oğlum bu? Kimin eli bu? Gün 14. Ha, bula bula mızıka mı buldunuz? Gittik. ihtiyacımız olanı aldık ve geri döndük. Grubun iyi bir şey yapacağına eminim. Büyük ihtimal evet kesinlikle. Mary Jane bayılıyor ona içecek bir şeyler var demiş. Artık iki kişi kaldığımıza göre. Oğlum baba öldü mü cidden? Bana gerçek bilgi verin ya. Baba öldü mü oğlum şu an? Ha ölmedi iyi. Artık dönsün amına koyayım. Nereye, nereye, gitti ya? Bunlar bir gün daha yaşar mı? Yaşar ya. Yiyecek ve suya sahip olduğumuz için içeride kalabiliriz. Ama sonunda gitmemiz gerekecek. Bu durumda mümkün olsa bile kendimizi daha fazla belaya sokmak yerine doğrudan güvenliğe doğru ilerlemek iyi olur. Doğrudan güvenliğe doğru ilerlemek. Umudumuz Jesus askerlerinin bizi kurtarmaya ve bizi iyi gizlenmiş bir yere götürecek. Devlete ait bir sığınak. Timmy'nin onlar hakkında çizgi romanları vardı. Yani onların bilmem tek Radyo bozulur mu? Bunu biliyorduk. Hükümet düşmedi ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Telsiz iletisinde kesin tarih vermediler ama biz uzun süre bekletmeyeceklerinden eminiz. Birkaç gün içinde iletişime geçeceklerini söylediler ve daha fazla talimat beklememizi söylediler. Mary Jane bayıldı. Timi hala susuz. Baba ölmüş ya ben size söyleyeyim. Bunlara birer tane su verelim. Sahip olduğumuz hayatı gerçekten özlüyoruz. Gökyüzü, yemek, daha fazla yemek. Bu lanet olası bomba atılmadan önceki halimize dönebilseydik keşke. <laughs> Arkadaşlar çıktığım günden beri Feriştah'ımı çıkıyorlar. Oğlum adam Taksim dayıya dönmüş lan. Hello. Geldi vallahi ölüm ben öldü sanıyordum. Anılar olsun ya da olmasın algılarımızı açık tutmalı ve önümüzde gerçekliğe yoğunlaşmalıyız. Ted yolculuğundan güvenli bir şekilde geri döndü. Hastalanmamıştır umarım. Before leaving our neighborhood, our exhibition took a grip of the other. We didn't know that we be Buraya İngilizcesi mi yetmemiş herifin? Unutmuşum. We decided to steal one of... adam tokat manyağı yapmıştı. The sound of glass hitting glass while running with a backpack could mean only the thing water. İki tane su geldi. Ya bu kafa düzeltmek için o şık iskambil kağıdı Mercek'in bugün iyi görünüyor. Umarım bu şekilde devam edecek. Tim hakkında raporlanacak yeni bir şey yok. Ted'in midesi gurulduyor. Ted, oğlum Ted aç aç. Sen bir tane yemek ye. Hatta siz de bir tane ziyafet yapın. Alın amana koyayım kendinize gelin. Malimizde hala radyoaktif bir şey var. Tedin dışarı çıkması şart değil demiş. Geç. Elimizde bir durum var. Sığınağımıza yaklaşan bir grup var ve onlar ara ara sıra gibi görünmüyor. Karşılaştı, karşılaştığımız doz şey temizleyecekler. <laughs> ya okuyamıyorum amına. Hani bilinçaltım cümleyi tamamlamama yardımcı olmuyor anladın mı? Okuyorum ama normalde kendin okursun ya, tamamlarsın bir şeyleri. Olmuyor amına koyayım. Bir şey değil. Kan gibi görünüyorlar. Bakar mısın abi? Ya da kutular. Muhtemelen kutular. Konserve çorba bizi canavarlara dönüştürmek için yeterliyse bu insanlık için korkunç bir zaman. Her neyse kendimizi savunmalıyız. Sınavza... Abi ben bunu anlamıyorum ki ne dediğini amına koyayım. Yani şimdi bu düşman mı? Kan gibi görünüyorlar. Kutuları var. Kutusu olan yaratık mı olur amına koyayım? Geç skip ya. Abi birimizi vurdular. Ben silah kullanmadım. Ben silah kullanmadım. Kim vurdu? İki tane suyum işgalciler. Orus bu çocukları. İşgalciler şiddetli bir gergit dalgası gibi sınavımıza patladı ve hemen onların en büyük değer olan bir şey için gitti. Su tokumuz. Mümkün olduğu kadar çok şey alıp gittiler. İşler sakin olduğunda her zaman daha iyidir. Neyse ki bugün vereceğine yeni bir şey olmadı. Evet abi bu bizim ölüm ölüm fermanımız oldu. Ted'in midesi gurulduyor. Ted evet, bok yesin. Yemek bitti. Su bitti. Ulan turuncu kafa sen sen gidersin dışarıda lootlarsın lan. Omzunda eşit derecede kabarık bir çanta taşıyan kalitesi görünü bir tüccar bize bir ziyarette bulundu. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir kutu çorba için çantayı ve tüm içeriğini alıyoruz. İçeride ne olduğunu göremiyoruz ve tüccar gizemli çantaya doğru bir adım attığımızda bize kızgın. Ha tüccarın elinde bir çanta var diyor ki amcık bana bir tane diyor yemek verin size çantayı vereceğim diyor. Ya kesin dolandırılacağız ya böyle bir şeyin takısına girmek isteyen yavşak açar gösterir. Göt lalesi ver bakayım ne vereceksin hadi. Ya bir kedi çıktı başımıza amına koyayım ya. Bunu neyle besleyeceğiz ya? İbneye bak. Pişirir yeriz lan. <laughs> kedi çıktı çantadan. Çok saçma. Bakalım ne oldu? Kapı tüccarların arkasında kapandı. Çanta şiddetli sarsılmaya başladı. Çığlık atıyor. Cehennem sesleri yaymaya başladı. Dehşete düştük. Duvarlara destek olduk. <laughs> Canavar nihayet kaçtığında sadece kızgın bir ev arkadaşı oldu ortaya çıktı. Kedi bize tetikkar bir görünüm verdi. Ve derhal kendini temizlemek için köşede oturdu. Yakası Şarikov diyor. Şakire. Evet bir tane de çorbamız gitmiş oldu. İdare etmesi etkileyici bugün iyi görünüyor. iyi bir izci gibi. Timi de bu durumdan iyi edinmedi. Yok abi yemek veremem size şu an. Keşif için... Al lan balta eline. Bir şey olursa kendini savunursun. Aslanım benim. Vur ağzına bir tane. Tüfeğimiz var zaten. Koruruz kendimizi. Çocuk gitti. Hadi bakalım. Mary Jane için bir şeyler içmek doğru fikir gibi görünüyor. Tim Mahve olmuş dünyaya doğru gitti. Eğer geri dönmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herhalde baltaya üzüldüğünü söylüyor. Ted acıktı. 19. gün. Ted hangisi? Ted biziz değil mi? Sen bir gün daha dayanırsın kardeşim. Neler olup bittiğini merak etmeyi bırakmamızın ve soru sormaya başlamanın ya da en azından bazı makul cevapları dinlemenin vakti geldi. Peki ya bir radyo istasyonuna gidip cesur yeni dünya hakkında bir iki şey öğrenmeye ne dersin? Ya Çanta var abi elin. Nerede çanta? Aa çanta varmış. Ama e, sanki üstüne verebildiğim şeyler sınırlıydı diye hatırlıyorum. Kediye bak lan. Cehaletin mutluluk olduğunu söylüyorlar. Neler olup bittiğine dair bir ipucu olmadan bir gün daha bizi öldürmez. Mary Jane bayıldı. Ted'in midesi bozuk. Ted bir ayağı mezarda gibi. Seste sıkıntı var. Anlık kesiliyor. Sesim kesiliyor mu benim arkadaşlar? Götünden element uydurmayın. Kaynakları paylaştırma zamanı. Bunlara birer tane su vermemiz gerekiyor. Ölecekler yoksa. Pıt pıt takılıyor. Allah Allah. Seslenime 1-2-3-4 1-2-3-4-4-5-6-7-8-9 10-10-10-10-10-10 anan 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 anan. Bacın kardeş gözün yok ya yalan. Oyundan o sıkıntı yok. Ha. Arada takılıyormuş. Siktir dedim bir şey olmaz. Yani takılmaması lazım. Takılması için hiçbir sebep yok. Ama ha, rahatsız eder. Takılırsa söyleyin düzelteyim. Arada sesin cızırtıyor. Bir şey deneyeceğim. Tamam belki normale dö döner şimdi. Her neyse. Müzik neden kapalı? Gelecek için plan yapmak için en uygun zaman veya değil ama bu korkunç durumdan kurtulmak için neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Evimiz hala ayakta mı değil mi? Eğer değilse terk edilmiş Toronto şehrine geçmek zorunda kalacağız. Aa biri geldi lan. Kim geldi? Toronto'da bile çalışabiliriz. Soru oraya ulaşmak için ne yapmalıyız? Bunun Avrupa'ya ulaşmanın en iyi yolu olduğunu duyduk. Mary Jane güvende hissediyor. Bu tabut boyutundaki sığınakta kim güvende hissetmez ki. Ee, birer tane yemek verme zamanı geldi. Kasabamız patlamanın önce çok tuhaf ve samimi bir yerdi. Sıktık hatırladığımız kasaba halkından olan bazen de sok sokağımızdan geçen yaşlı adam Jim. Yaşadığı ve iyi olduğu ve hala evsiz olduğu ortaya çıktı. Bazı şeyler asla değişmez. Onu özlediğimizde kadar açık bir şekilde özlüyoruz. Son birkaç saattir barınak kapımıza vurarak bir bir kaya satın almak isteyip istemediğimizi soruyor. Kaya mı? Kaya ne amına koyayım? Burada önemli olan çocuğumuzu, çocuğumuzu korumak. Bir kayaya ihtiyacımız yok. Kapılarımızı kimseye açamayız. Bu adama bir şey oldu lan. Kapıdan kapıya satıcılara gerçekten dikkatli olmalısın. Çok sıkı böyle önemli şeylere satmaya çalışıyorlar. Patlamadan hemen önce aldığımız Amerikan bayrağı ile. Oğlum ölecek galiba bunlar ya. Bu önlük gibi bilinçli ve makul alımlar yaptığımızı düşünmeyi seviyoruz. Yani ne diyorsun oğlum? Bu gerçek bir pazarlık oldu. Yaşlı adam önlük satmadı. Bu yüzden açıkça ona gitmesini söyledik. Ted acıkmış. Ted oldukça yorgun. E ne yapacağız Ted oğlum? Yemek mi versem Ted'e? Ya çok az yemeğimiz kaldı ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu anten oturarak nasıl yoruluyor harbiden? Ben buna bir oha yap böyle bir şey. Küçük şeytan evcil hayvan çalışırken biz onun yaka üzerinde karalanmış bir adresine bir kağıt parçası bulduk. Önceki sahipleri hala etrafta olabilir ve hasta olabilir mi? Şans ince ama belki onları bir ziyaret ile ödemek gerekir ya da en azından onlardan kalan her neyse. Hay amına kodum ne dedin şimdi acaba? Kedinin üzerinde bir adres buldunuz. Önceki sahipleri hala etrafta olabilir ihtimali var. Belki onlara bir ziyaret ile ödemek gerekir. Ne ödüyoruz? Ya da en azından onlardan kalan her neyse. Ya yok amına koyayım ya. Ne dediğim belli değil. Kediyi sahibine mi verelim diyorlar? Mevzu bu mu? Oğlum Ted ölüyor ölüyor. Hello. Kedi burada kalmak için bir seçim yaptı ve buna saygı duyacağız. Tüh lan keşke verseydik. Gerçek şu ki önceki sahibi kediyi umursasaydı kaçmışsın. Helal lan iyi almışız. Belki de çok iyi insanlar değildi. Belki de nükleer bomba üçten sonra çok canlı değiller. Şu an vereceğin su. Tamam siz artık. Kardeş sen bir yemek ye ya. Sen öleceksin yoksa. Kıza yemek vermiş miydim hatırlamıyorum. Tedlan yememe, yeme. Ayı. Bu korkunç. Uyuyamıyoruz. Buraya geldiğimizden beri uyumaktan zorluk çekiyoruz. Ama şimdi her zamankinden daha kötü. Bu sorunla baş edemezsek bu ince barınak kapılarının dışında bizi bekleyen diğer zorluklarla baş edemeyiz. Ne istiyorsun? Galiba öldüler abi. Ölmedi. Aa kız. Kız çöktü. Semptomlarımızı cesurca yok sayarsak en az bir saat uyumayı denedik. Şans bizden yana değil. Daha da yorulduk ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlar da var. Umarım ki e, esnememiz akıncıları ve Eradesi'ni kurtarmak için. Kız gotik oldu ne amına koyayım. aya mezarda gibi görünüyor. Şu anda bir içki alması gerek. Şunların bir karnını doyuralım ya. Alın lan birer bardak su için. Bugün bir ordu yayını kesintiye uğradı. Sadece kahvaltı diyelim. Ya <laughs> ne diyorsun acaba? Her neyse bizi buradan uzaklaştırmak için çok hevesli görünüyorlardı. Ama daha önce yapmaları gereken bazı şeyleri gözden geçirdiler. Listedeki ilk madde biziz. Coğrafi koordinatlar verdik ve hala hayatta olduğumuza dair bir işaret bırakmak için oraya gitmeliyiz. Bu bir harita ile kolay olurdu. Haritamız gitti mi lan? Gitmiş. Ben öleceğimize inanıyorum. Aa geldi piç. Peki kedinin mutluluğu amına koyayım. Bir harita olmadan yeni bulacağımızı emindik. Yanıldık. Umarım bir dahaki sefere şanslı oluruz. Timi için çok korkuyorduk ama o araziden geri geldi ve şimdi bizimle güvende. Ne getirdin Timi? Timi ne getirdin oğlum? Su nerede? Yemek nerede? İlaç nerede? Alternatif olarak bir şehir yer veya adresin yakında arama yapın. Şimdi bir hurdalığa benziyor. Çoğu araç tamamen. Ha iki tane su getirmiş. Piknik masasının yanmış kanıtı altında biraz şişlen su bulduk. Bu şeyler en iyi durumdaydı anladın mı? arkadaşlar. Patlıyor abi sesin. Ay sesimi sikeyim ya. Ya amına koyayım. Düzenim benim niye bozuluyor kendi kendi? Ben anlamıyorum ya. Hiçbir şeye dokunmuyorum ben. Nasıl patlayabilir ya? E dışarı çıkartacağımız kimse kalmadı galiba. Timi gönderme bir söz konusu bile olamaz. Melice'nin dışarı çıkması gerektiğini düşünmüyoruz. Ted'in şu anki Anladım abi. Çıkarmıyoruz kimseyi zaman. Barınağa geldiğimizden beri çok meşguldük. Ama yapılması gereken çok şey var. Bahçemizde o çalıkların üzerimesi gibi kesin. Dikkat ettiniz mi abi? Her yayın bir sorunla karşılaşıyorum yani. O kadar enteresan ki. Cenabetlik midir nedir ben anlamadım ki. Tüm bu sorunları soruları şimdilik bırakalım. Barınakta oynarken Şarikov gevşek tuların arkasında gizlenmiş küçük bir tahta kutuyu töküze. Oğlum kedi ilaç mı getirdi bu? Ne getirdi ya? Bazı işe yaramaz hatıralar ve eski bir böcek spreyi içerebilir. Vallahi kurşun döktüreceğim ya. Bu ne oğlum? Bitrate sıkıntı, süper online ayrı dert. Ha bir de hani iyi olsun diye para harcıyorum abi. Hani gidiyorum mikser alıyorum mesela. Sikim tak Blue Yeti USB'den ver sesini işte. Yok aman en baba mikrofon olsun yok aman en mikser olsun işte hiç sorun yaşamayalım. Bir şeyleri geliştirdikçe geriliyor anasını satayım yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Vallahi Blue Yeti candır ya ortam sesini çok alıyor diye kullanmıyoruz onu. O atılan klip anında bende bir şey yoktu. Ben, aha bir de öyle bir şey mi var amına koyayım? Yayında birine başka ses gidiyor, birine başka ses mi gidiyor? Neyse siktir edin. Bu onun son şansı olabilir. Timi hasta ah, Timi hastalandı. Ama yok ki mediyimiz. Timi ölecek arkadaşlar. Bir de ben kime ne yemek verdim hatırlamıyorum. Bir şunları suyla besleyeyim. Suyumuz var. Yüzeydeki durumdan emin değiliz. Bir yolculuk riski olabilir ancak malzemeleri kullanabiliriz. İyi de insan yok yollayamıyoruz ya. Bu beklediğimiz bir şey kapınıza kadar yeşil renkte giyinen ve zenginlerden alıp fakirlere verdiklerini iddia eden bir grup insan. Bu palyaçoların arkadaşlar tek umudum. Tek umudum. Normalde siksen güvenmem ama güveneceğim abi. Ver. Hadi Robin Hood'larım hadi oğlum. Delikanlı çıkından, lan. İyilik yapın lan. Orospu çocukları. Her şeyi mi çaldılar? Radyo gitti ya öldük ya amına koyayım. Ee, bizim kurtulma şansımız kalmadı. Oğlum ölmeden önce yiyin amına koyayım ya da dur bir gün daha aç kalın. Geceleri barınakta yumuşak cızırtılı sesler duyduk. Sadece rüzgar olduğunu düşündük ama yanıldık. Bu kedi gerçekten yaramaz bir şey yapmıyor. Sadece duvardaki bazı dedikler sıkıyor dışarıya doğru çıkıyor gibi görünüyor. Bu gizli geziler sırasında nereye de emin değiliz. Ancak her sabah hiçbir şey olmamış gibi barınağa geri döndü. Bir dahaki sefere gizlice gidince takip edelim mi? Edin amına koyun. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Gre yok. Her imkanı değerlen... Abi öldü çocuk öldü. Çocuğu kediler sıktı dışarıda. Açlık timi delirtti. Ona yemek vermeyeceğimizin farkına varınca gizlice kaçtı ve asla geri dönmedi. <laughs> Hastaydı zaten yine siktir hadi. Şariko biz sadece eski bir otobüste yaşayan kendi kendini ilan eden birinin adamı ona yalnız bir regalon yaşayan götürdü. Bazı doğru doğrusu söylemek gerekirse oradan çıkmak için bilim adamı tamamen aklı başında görünmüyordu. Bir uzay gemisinde araziden kaçmakla ilgili bir şeylerden bahsetti. Abi üç kişi olsaydık yemek çok çabuk bitecekti. Birinin ölmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bir gün daha dayanır mı la da bunlar? Dayanırsınız lan. Dışarı çıkıp gidebilsek harika olmaz mıydı eskiden olduğu gibi? Ya ağlamayın hadi. Oğlum adamın eline ne oldu? Kafayı yediler oğlum. <laughs> Başımız çağırsa kendimiz bakabiliriz. Biraz su verebilir miyiz? Mericiğim bütün gün bunu soruyor. Bir gün daha yaşar mısınız acaba ya? <laughs> Hiç kilo vermiyorlar oğlum. Yarım yemek veremiyor muyum ya? Suyumuz var. Su verelim. Hello. Aha. Mary Jane has been dropping. Hence that it's a special day for uh, we had to think about it hard and after a, on the, on the we had three years ago on the popcorn and popcorn that we went to get her a gift. <laughs> Zehri vereyim mi ilaç diye. Oğlum yemek az bak. Zehri vereyim mi? Yok lan kızım öyle şey yapar mıyım iskan bir kağıda en güzelini al oyna. <laughs> Meriç'in kartları sever. Solitaire ile meşgul olacağını düşündük ama kart falan gerçekten. Şimdi anamızda şerif adamin çekiniyoruz. Şerif o geri dönmüş. Sorduk ama söylemez mi? Meriç'in rahatsız edeni. İlk oynamada 30 gün iyiydi mi? De e, değil mi? Yeminle ilk defa oynuyorum. Kaynakları paylaştırma zamanı. Şimdi biz bunlara yemek verdik mi az önce? Su verdik. Bence bir yemek vermemiz gerekiyor arkadaşlar da. Abi ölecekler. Ya yiyin abi yiyin ya. Hatta al amına koyayım. Al su da iç yanında. Bir, bir kendinize gelin ya. Genç bir şarkıcı bu sabah baranımıza yaklaştı. İki farklı gitarda. Büyük bir sırt çantasında... bu. Ee, yüzünün bir armonika, ne? armonika tutan garip bir kontrat sahipken bir halk şarkısı ya da iki karşında bir miktar eşya istedi. Siktir git. Gerçi kafaları için iyi olur ha. Al kar. Oğlum bir su mi ya. Bir siktir git manyak mısın nesin? Gerçi bir tane fazlamız vardı verebilirdik. Öğrendiğimize göre onunla paylaşacağımız çok sinirlendi. <laughs> Önce bize elektrik elektriksiz bir elektro gitardan gelen sesler işkence yapmaya çalıştı. Bu işe yaramadığında bize bir enstrüman fırlatıp uzaklaştı. Onu tekrar bir araya getirmeye çalışırken parçalara, parçalara ayrıldı. Nasıl olur bayım? Tef. Biz bunun karnını doydurduk. Bunları geç. Bir şey yedirmiyoruz. Mary Jane'le uyuşmuyor. Ölür mü lan? Bence birinin artık çıkması lazım. Tıbbi malzeme ihtiyacımız var. Elimizde olan şey kötü bir şaka. Bu konuda bir şeyler yapmanın tam zamanı. O böcek spreyi sadece orada duruyor. Neden ilaç yapmak için kullanmıyoruz? Bu harika bir fikir. Ha <laughs> siktir oradan amına kodum sala. <laughs> böcek ilacından ilaç mı yapılır lan? Abi yemek yok gönder artık. Spreyimiz olması çok kötüydü. Ev yapımı ilaçlar çok iyi bir fikir gibi duruyor. Fikir gibi duruyor. İşler sakin olun her zaman daha iyidir. Neyse ki bugün mü? kesin yapılıyordur bu arada. Harbiden yapılıyor muydu ya? Siktir git ya. Böcek öldüren ilaçtan ne yapacaksın? Aspirin mi yapacaksın? Antibiyotik mi yapacaksın? Kaynakları paylaştırma zamanı. Hayır. Daha değil. Kızım. Kim dışarıya gitmeli? Sen gidiyorsun. Ee, çantamız da çaldı orası çocukları. Al baltayı git. Kendini savunur musun? Sen savunan mızık açalsan, bu zehri içer mi acaba? Bu kız balta kullanamaz ya. Bir de ölürse amına koyayım. Bir de baltamızın olmayalım. Kendi gelsin gelsin. Oğlum bizim adam kafayı yiyor bak, itki de böyle falan duruyor ya. Bu kedi de hala mutlu. Meriç'in dışı çık, umarım yakında geri gelir. Amin. Reis sen daha açık dayanırsın sana bir şey olmaz. Merak neredeyse kediyi öldürüyordu. Şariko tavandan çıkan küçük bir tel buldu ve çıkardı. Alçı ve enkaz masamıza düştü. Büyük Meowing Furbalı tepesinde. Bu şey de ne? Kimse daha önce orada olduğunu hatırlamıyor. Eğer telleri alırsak kedi kızabilir. Belki de onu bırakmak en iyisidir. Yoksa şu telleri mi inceleyeyim? Sen şu telleri bir incele bakayım. Ne teliymiş? Bomba mı attınız amına koyayım? Öldük galiba. Kabloyu yakaladık ve komşumuzun yolunda park edilmiş pasta eski bir kamyona kadar takip ettik. Kapıyı açtıktan sonra bizi görmek için son derece şaşırmış görünen bir büyük kulaklıklar giyen iki adamla karşı karşıya kaldık. Huyurken sığınağımızı dinlediler ve söylediğimiz her şeyi dinliyorlardı. Onlara cehennemi verdik ve sığınağımıza geri döndük. Beda mı okudun ne yaptın cehennemi verdik ne ya tedbir ayağı mezarda gibi görünüyor. Ee, bir gün daha bir, bir bardak su içsin de bu. Bizi gözetleyen ajanlar şu anda kapıda ve kedileri kendilerini açıklamak istiyorlar. Onları duyalım mı? Duyma kardeşim. Gerçi bizi dinliyorlarmış. Tam 34 gündür. Öldürselerdi öldürürlerdi diye düşünüyorum. Bence açalım abi. Bunlarda bir iş var. Abi çok bir seçeneğimiz kalmadı. De öldük zaten evet deneyelim bakalım. 35. gün. Bir bakıyorsun bizim adam yatırmışlar arkada iki tane bamba. 35 gündür senin sesini halleniyorum. Kısaca yüzlerimizin önünde bir çeşit kimlik kartı salladılar ve bize çok gizli bir hükümet görevinde olduklarını söylediler. Wiretap bize gözetlemek için, Wiretap mi? Bize gözetlemek için değil, kendi üzerinde değildi. Sovyet ajanı olduğundan şüpheleniyor. Çok gizli görevlerinden bazılarına yardım edersek Süper çok gizli hükümet güvenli evlerine girmeme izin verme <laughs> Anladım abi. Daha fazla ayrıntı tekrar bizim için geçecekler? <laughs> Bu pezevenge artık bir şey versek mi? Yemek. Sen ana yağını ile bitirdi. Babama bile dert oldu baksana. Babam mesaj atmış internetin düzeldi mi diye. Düzelmedi maalesef. Maalesef düzelmedi. Bu adam bir gün daha dayanır mı? Dayanmaz ya. 31. günde su... Kız öldü mü? Bir gün daha dayanırsa efsane olur ama ya. Zorlayacağız aga. Yine güneşi görmek için ne verecekti? Ya yeri hadi amına Aa Hatun geldi. Bu haritanın esprisini anlamadım. Buradan tıklıyorsun falan. Yine de orada ölmekten daha güvende olmak daha iyi. Hiçbir şey bizim vereceğinin sığına dönmesinden daha mutlu hissettiremezdi. Dış dünya yaptığımız keşiflerin bazı yabancılar tarafından takip edildiğinden eminiz. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalıyız. Yerel polis karakolumuzu ulaştığımızda polis mevzuları gördük işte böyle. Hadi bana bir şey verin Call of Duty görev çağrısı. Bunlardan herhangi birini bildiğimi söylemem. Üniforma ve vardı. O yüzden mutlaka arazinin konularını hareket edilmemiz Dış duvarları yeni düzen ve dünya bizimdir gibi ilan verici işaretler kapatıldı. Biz etraftayken polis oldukça gergindiler. Kısa bir sohbetten sonra bize biraz yemek verdiler. Sonra gitmemizi... Ee, o oh be! haritada geldi there was a map tamam abi iyi oldu bunlar İyi 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 çok güzeliz çok güzeliz ee, 36. günde şimdi bu adama bir tane yemek vereceğiz kıza da verelim kız acıkmıştır diye düşünüyorum dışarıda suyumuz da var bence bunları bir fullleyelim 36 gün kaldı ha 36 gün geçti devam mı Dışarısı çok sessiz görünüyor. Belki güvendir, belki de değildir. Ted yolculuk için iyi görünüyor. Bence Ted'i dışarı çıkartalım abi. Şu an ihtiyacımız olan şey dışarıdan sağlam bir... Bu şartlarda saklanmak için inşallah huzurumuz koca ya da kurt gibi... <laughs> Mevcut durumumuz göz önünde bulundurulduğunda endişelenmemek çok zor. Bazı günlerde bu sığınak hayatı dolaşmıyor. Mericiğin acıkmış dedi. Zihinsel sahibimize nişandırıyor ama ona nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz. Ver kart mart flüt mülüt ver oynasın ya. Dışarı çıkmak için. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Eline bir şey verdiğimizde burada. Acaba taşıyacak eli mi kalmıyor? Saçma bir yorum yaptı. Cümle kurdum ama anladınız. Abi ilk defa oynuyorsun, 36. gündesin, daha ilerli... Ya kardeşim hayatta kalma diyorsun, eline anlayacaksın. <laughs> Yok abi biz bildiğimizden şaşmayalım. Ben bu adama... ...baltayı vereyim. Ha anladım. Bu dört an el... Anladım, anladım. Bu kadının eli, bu kızın eli falan filan. Ya gideceği yeri ben işaret... Neyini işaretleyeceğim gideceği yerde? Bilmiyorum ki nereye gideceğini. Tüfek. Ya adam yokken kıza tüfek lazım olursa? Bence bu adama verelim balta. Balta her zaman iş yapar oğlum. Yardır baba. Sen bir çık bir dışarıda bir kendine gel. Ya. Gün 38 adam gitgide yanıyordu çünkü beyni. Mericiğin acıkmış. Ted dış dünyaya gitti. Umarız yakında geri ekipten tamam. Ee, sen yemek yeme şu an. Yemeklik bir durumun yok. Yatılmış bir sığınak bana çok fazla rahatsızlığa neden oldu. Tamam burada yapabileceğimiz bir şey yok. Geç. Bavulumuz olsaydı iyi olur. <laughs> o neydi lan? Karanlık bir tünele girmek iyi fikir değildir. Özellikle içeriden tuhaf sesler geliyorsa bizi ürpertiyorlar. Meriç'in küçük bir yemeği hak ediyor. Biraz su verebilir miyiz? Meriç'in daha bir gün daha yaşar ya. Ya da bir bardak su vereyim. Yaptığımız küçük şeyler halletme devam ediyoruz. En azından bomba kafamız düşmedi. Gün 40. Kim bilir belki de yeni dünya yeni fırsatlar sunacak ve o kadar da kötü olmayacak. Mary Jane küçük bir yemeği hak ediyor. O bir gün daha takılır o takılır. Durumumuz her geçen gün daha da kötüleşiyor. Birbirimizin gözlerinde açtığı ve çaresizliği görebiliyoruz. Bomba düştüğünde bir grup çocuğa bir çocuğu kurtarmış bir okuldan bir öğretmenin olduğunu biliyoruz. Okul barınağında ne tür malzemelerin bulunduğunu da biliyoruz. Toplumun bir parçası olarak acil bir durum için onu stoklama yardımcı olduk. Bu yüzden teknik olarak bizimki değil, değil mi? Onları ihtiyaç tasımında geri almalı mıyız? Şimdi biz bu okula ihtiyaç halinde yardımda bulunmuşuz. Ee, adam dışarıda, kız burada. Hiç gerek yok abi. Zaten elimizde yeteri kadar şeyimiz var. Yemeğimiz falan var. Baba da bir şeyler getirdiyse bu iş tamam. Masum insanlar soymak mı? Kesinlikle değil. Biz vahşiler değiliz. Tediyorum onu o zaman da parlak bir örnek. Bizi takip etti emin. Sadece bunu tek oyunun sonunda kendi arka bahçemizde moloz arasında ne bulacağız kontrol etmeye karar verdik. Yoksul fakir çimlerimiz ve çiçeklerin bir zamanlar bütün mahallenin arzusu artık enkazlarla kaplı radyoaktif küllerden daha fazla bir şeylere indirgenmemiştir. Burada gerçekten fazla bir şey kalmadı. Soldaki tek ağaç tamamen yandı. Oba! Mutasyon yorumcu şu kuyruklu sincaplar evlerini yaptılar. Ne siktir. Eşyalar toplarken oldukça iyiler. Burada ise işte her hafta sonu barbekü yapardık. Barbekü bir şekilde önündeki kattan doğru yol aldı ve ulaşılamaz. Hiçbir şey gibi Oy 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 Oğlum galiba ilk oy bitirdim oy oy günü. Garajın hala iki duvarı kaldı ama içeride çoğu şey gitti. Bisikletler bile patlamadan geçmedi. Garip bir şekilde oy 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 Al kardeşim afiyet bal şeker olsun balınızı yerim sizin. Kağıt bardaktaki iplerin şembeni içeren biri yüksek teknoloji kurulumunu kullanarak ajanlar bize çok yakında VIP sığınağında incecik olan bir gizli görevinde karşılaştı. Başında bir, bir keşif gezi çıkmadan yolculukta görüntüsü yazmamızı istiyorlar. Çocuk oyuncağı değil mi? Kim dışarıya gitmeli? Bence göndermeyelim abi. Göndermeyelim bak bu oyun bize ters köşe yapıyor. 50 gün hayatta kalınca kurtulmuyor muyuz oğlum? Niye kızı bir yere yolluyoruz? Bence de kalsınlar. İstemez. Adam kafayı yedi ama. Gün 42. Artık tehlikeli şeyler taahhüt etmemeyi tercih ediyoruz. Ajanlar hayal kırıklığına uğradılar ama muhtemelen yakında kapımız tekrardan açılacaklar. Siktir et. Ee, gerek yok size. Aslında her gün şöyle yarım bardak su verelim şunlara ya. Yok. Şımarmaya gerek yok ya. Boş arazi. Yok. Devam. 50 gün sonra oyun bitmiyor bu arada. Ha. Barınağa geldiğimizden beri çok meşguldük ama yapılması gereken çok şey var. Bahçemizde o çalıkların düzeltilmesi gibi bu kesin. Buna Geleceği planlamak genellikle iyi bir stratejidir ancak şimdiki su rasyonlama planımızda daha çok yani Her gün Ted giderek daha fazla düşünce olmaya başladı. Bu sabah ne o? Erkenden gazete okumaya başladı. Gazete okumayı seviyorum. Bu bu konuda çok rahatsız. Haritamız gitti ya. Mericeğin bugün iyi görünüyor. Umarım bu şekilde devam edecek. Ted'in midesi vuruldu diyor. Ted kaybediyor gibi gözüküyor. Ya bir şeyler yaparız ya da bu sığınak onu tamamen delirtecek. E ne yapayım Pesemenge yani? Al su iç. Al sen de su iç. Bazen bir enstrüman çalmak için ani bir dürtme bize ele geçirir. Çevremizdeki dünya ile paylaşacak güzel sesler yaratmak için şarkı söyle söylemek ve oynamak ve sevimli mutasyona uğramış hayvanlar kıyamet sonrası bir kar beyazı gibi dinlemek için ayaklarımıza geliyorlar. Yapalım mı? Adamı sağlığı için ben bunu yapacağım. Ne olduğunu bilmesem de. Ne diyorsunuz? Uyudu mu oğlum herkes? Eyvallah Mek. Ne olduğunu bilmiyorum ya. Ya bir enstrüman falan diyor. Bir çalsınlar bakalım ne olacak görelim ya. Allah Allah amına koy. Adam biraz düzeldi gibi sanki. Bir tipi düzeldi adamın. Böcek. İğrenç. Mutasyona uğramış böcek hem de. Hemen ilaç kullanmalıyız. Ne dilediğine dikkat et. Birkaç dakika oyun oynadıktan sonra duvarlarımızdaki çatlaklardan küçük bir grup mutasyona uğramış hamam böceği sıçradı. Ve şarkının ritmine geçmeye başladı. Çevrelerinde koştular ve küçük antenlerini salladılar. Vik 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 diye. Çok sevimli olurlardı. Çok iğrenç olmasalardı. Şimdi onlarla ne yapmamız gerekiyor? Merice niye oldu be? Oyun benim psikolojimi bozdu amına koyayım ya. Senin çevirileri nasıl çiğ? Ted kaybediyor gibi yüzük. Ya bir şeyler. Ya Ted ne istiyorsun oğlum? Karım istiyorsun. Erkek mi istiyorsun? Kadın mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ya siz birer lokma yemek yiyin bir kendinize gelin bakayım. Bokunu mu çıkardım? Yiyin yiyin. Yiyin bir götürün. Bir ekmeksiz götürün bakayım şu. Dışarı çıkartmıyoruz kimseyi. Korkak hamam böcekleri bizi gerçekten bırakmadı. Adil olmak gerekirse o kadar çok zor neden olmazlar. Hatta nispeten dostça ve meraklı görünüyorlar. Sadece bu sabah gözlerimizi açtığımızda tam önümüzde sanki bir şey bekledikleri gibi tam önümüzde mükemmel bir çizgide durduğunu gördük. E ne yapayım ya? Neye çarpı veya tik veriyorum? Ben bunları öldüreceğim. Korkak ama bizi gerçekten bırakmadı. Adi olmak gerekirse o kadar. Bir kere hama möceği mutasyona uğramış. Ya bunlar dost canlısı gözüküyor deyip bir şey yapmamak enayilik. Benim elimde şimdi ilaç da var. Öldürme bence. Oğlum üzerinde mutasyon var lan. Üzerinde radyasyon bir şey var üzerlerinde. Öldürün abi manyak mısınız oğlum siz ölürsünüz lan hayatta kalamazsınız siz bak. yaşıyor bunlar hala. aşağılık yaratıklar bizden ne istediklerini bilmiyoruz ama muhtemelen kıymetli çorbamızı. Bu böcekler güvenilir olamaz. Biraz dağıldılar ama şu an için onlarla sıkışıp kaldık. Yani bu bu aş ne? Yani bu aşağıya iniyor. Sığınakta çok az miktarda malzeme ve, ve giderek artan yaklaşan kıyamet kokusu ile boş yere oturuyoruz. Keşke bizim bir şey olsa. Komşumuzu barınak gibi kırıldığını biliyoruz ve bomba düşmeden önce barınağın yeniden doldurulduğunu gördük. Gidip kontrol edelim mi? O çocukları muhtemelen orada bile yapmadılar değil mi? Evet desen yağ atacaktın. Ne yağ lan? Dışarı çıkmaya gerek var mı? Beni şu an tek tedirgin eden bu mutasyona uğramış böcekler. Bu böceklerden kurtulmam lazım. Ve bana inatla oyun e ee, ilaç seçeneğini sunmuyor abi. Oy ben riske girip dışarı çıkarmak zehirlemedin abi böcekleri. Amına koyayım sordum yani nasıl zehirleyeceğimi. E, çarpıya basarsan öldürürsün dediniz. Çarpıya bastım ölmediler. Sundu abi. Ne zaman sundu oğlum öyle bir şeyi? Sunmadı ya. Ben hiçbir yerde ilaç simgesi falan görmedim. Evet diyecektin orada. E ulan Vazu Bebe DJ Man niye evet diyeceksin demiyorsun da dedi demedikten sonra diğer opsiyonu söylüyorsun biliyormuş gibi. Bak şimdi bütün şey evet demen lazımdı diyor. Yani bu aşağı iniyor. çok az miktarda malzeme giderek artan yaklaşan kıyamet korkusu ile. Ya gitme gitme Oros gitme. Bak kapıya geldiler. Biz haydut değiliz. Elbette başka şeylerin maliyetinde kaynaklara ihtiyacımız var. Bu insanları rahatsız etmeyeceğiz. Konserve domates çorbasının diğerini alan bir... Çok mu erken su veriyorum? Ben hiç saymıyorum bunu ya. İçsinler içsinler. Ajanlar onlar için hala küçük bir keşif yapmayı kabul etmediğimizi hatırlatmak için başka bir ziyarette bulundu. Bu görevin tamamlanması bizi bir VIP sığınanda yaşamaya bir adım daha yaklaştıracaktır. Birisini gönderelim mi? İki gün mü oldu daha? Neyse. Ben şu VIP olayına hiç inanmıyorum ya. Ama bir yandan da bir umuttur yani. ölür adam da kafayı. Yedin. Oğlum bu arada kızın durumu iyiydi. Keşke kızı bıraksaydık. Biz nezaketle onun istiklentini yeni getirmeyi kabul ettik. Yurttaşlık görevimizi yerine getirdiğimiz için bizi teşekkür ettiler ve yakında daha fazla bilgiyle geri döneceklerini söz verdiler. Reis sen bir şöyle biraz bir yemek ye kendine gel de. Tek kaldın çünkü. 48. gün. Oha adam. Şekil oldu lan. iyileşmiş. Yine de orada ölmekten daha güvende olmak daha iyi. Ted dinlendi. Allah'ım bir lokma daha ye. Kendine gelsen. Yeter ki iyi ol. Bu şartlarda hayatta kalmak çok zor. Umarım bir şekilde gidecek ya da başka bir şey. Bazı çorak arazilerde ölmüş olabildik. Bu beklediğimiz bir şey değil. Tet şekil oldu ha. Aa kızın kolun kırmışlar. Bu şekilde şekiller altında yaşarken rahat hissetmek çok zor. Bu şekilde hismek, hissetmekten kurtulmalı ve biraz neşeli olma olmalı çalışmalıyız. Bu keşif görevi riskli bir işti. En iyi zamanlarda bile tehlikeli olan mahalleleri ziyaret etmek zorunda kalmışlar. Bölge birbirleriyle kavga eden mutant kitler ve köpeklere doluydu. Ve hepsinin tehlikeli <laughs> dişleri vardı. Oradan zar zor canlı olarak kurtulduk. Ajanlar çabalarımızı takdir ediyor gibi görünüyor. Umarım bu görevler aslında buna değer. Bir iki yemek verseydi ajanlar. Kovamızın yeni bir geliştirme ihtiyacı var. Hükmedin... <laughs> Abi... Dışarı çok sessiz görünüyor. Ted arazinin tehlikeli danacak kadar kuvvetli. O zaman Ted bir radyo bulursun sana. Al yanına tüfeği de aslan gibi git gel kardeşim. Tüfeğin amına koymuşsun. Ne yaptın tüfeğe ya? Real Pop Tevfik Silim'e bir aylık abonelik yollamış. Teşekkür ederim. Köpek kabak çiçeği gibi açıldı. Kutular kurtarıldı. Kıllı mutant için çok kötü. Sanırım hala besin zincirinin tepesindeyiz. Bizim için iyi. Lanet olsun silah vurma açılışında havaya uçtu. Mutant öldürdük boşu boşuna ya. On onun ki. Yok bu adam tok karnı pek sırtı tok her şey var. Sen hastasın. Sen bir lokma bir yemek ye bakayım. Bir de bir de su iç. Bir kendine gelsen ya kızım. Yeterince oturdu. Güzeyi ziyaret etme ve bazı ek malzemeler aramanın zamanı geldi. Belki de patlamadan birileri kurtulmuş olabilir. Ted'in suya ihtiyacı yok ya. Bence kızı yollayalım diyecektim de. Yollamasak mı ya? Son gün ölmesin lan herif. Radyo bulmam lazım. Ted gider gelir ya aynen. Aa, balta verseydim. Uyudun mu? <laughs> o ip sarkıttığımız yan tayfa geldi değil mi? Yalnız mısın kola kırık kız? Bence ölmedi. Mary Jane yaralandı ve onu iyileştirecek. Dur şimdi baba çıktı bir şeyler buluruz belki. Sen daha yeni yedin. O ne lan? Çorak arazi sürprizlerle doldurur. Kapımızın diğer tarafında adam gibi mühimmat için çok şey sunmaya istekli olduğu iddia ediyor. Ticaret yapalım mı? Şu merminin bir boka yaradığı yok. Oğlum bak baba evde yok. Kız evde yalnız. Peki. Baba dışarıda geziyorken kız ölürse örnek veriyorum. Baba silah bulabilir ama peki bulması bize ne sağlayacak? Sığınakta kimse yoksa bitiyor. Ben o riske girmem. Ben garantici adamım abi. tip durumlarda onu riske Aa, kapı açılmaz abi. İzliyorlar, gözlüyorlar. Bacım sen bir yemek yedi. İnşallah ölmezsin şu kol kırığından dolayı ya. Hadi bismillah. Bu delilik her yerde örümcekler bulmaya devam ediyoruz. Çorbalarımızda ve sularımızda bazı da geri geleceğini mi ediyoruz. Ve onları her görümüzde daha ediyoruz. Böyle devam edemeyiz. Bu örümcekle savaşma zamanı geldi. Ya. ilacımız var. kol kırık değil evet şeymiş. Aa su oldu bir tane. Örümcekli uzaklaşacak bir şey varsa o da böcek öldürme spreyidir. Bu örümceği size aşağı zamanı geldi. Pişlerin 400 404'ünü yok 404 ettik. Köşeye saklanmış yüz bulduk, iyi bir gündü. Hmm. Bu yemek yedi. Umarım ölmez. Yok bu örümcekler farklı herhalde. Bu böcekler farklı. Kapıdan kapıya bir satıcı satışımızın yolunu buldu. Onu kıyamet öncesi hatırlıyoruz. Bir sürü buruşla geldi ve bizi Astro Citizen adında bir şeye katılmaya ikna etmeye çalıştı ama reddettik. Şimdi sadece malzemeler istiyor ve karşında bazı devlet sırlarını açığa çıkaracağını söylüyor. Bize ne devlet sırrından amına koyayım? adam şaftı kayıp geldi ya. Kural olarak kapıdan kapıya atış elemanı özellikle yani şimdi bunu güvenmiyoruz. Yani şu gezin geri dönmesi söyleyin öfkeli vuruldu. uzaylı rotur Aa radyo buldu. Radyo var burada. Bir dakika sonra daha dikkatli olmamız içinde birçok ürün bulunan elde edilmiş bir mağaza bulduk. Hatta domates çorbasından farklı yiyecekler bile. Bu kıyamet son zamanları gerçek bir muamele. Ulaşmak üzereyken korkunç bir ses. Doğrudan gökyüzünden düştü. Dükkana çarpıp tamamen yok oldu. Toz çöktükten sonra ardım zandık güzel gemisi. Aynen çizgi romanlarında olduğu gibi Mars'tan daire yapan adamlar olabilir miyim? Bir yıl metal altında yorgun bir oyuncak ayı ve bazı malzemeleri bulduk. Hayı ayak kırıklığına uğramıştı. Yani kafa, kafa yandı oğlum. İki tane çorba. Bir tane radyo, birisi bir pajama diye çorap dur 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 dedi. Kızın altında dönen bir sürü mücevher almayı. Oo! Oh. Buna koydum oyunun ya. Bu oyun böyle oynanır arkadaşlar. Bu oyun böyle oynanır. Onu bileydiniz. Ha. Yok abi keşif meşif gerek yok. Bu ne? Açıkçası son başında gömümüzden sonra ajanların başka bir istek ile geri döndüğünden emin olduk. Sağdaki ajanlar için bol bol yemek ve su vermeye hazırdık. Teslimat ona ilgilenecekti. Karşılığında güvenli bir hükümet bar barınağında daha iyi bir gelecek talebinde bulunacağız. Ben hiç güvenmiyorum bu ajanlara ya. Oğlum hiç güvenmiyorum yani. Devletin ajan olsa gelir yardım eder amana koyayım. Ne takasa girecek ne uğraşacak böyle şeylerle ya. Merhaba hoş geldin. Deneyelim değişiklik olsun mu? Dört tane su alıyor lan dört Dört tane su. Ben bunu vermem sikerler ya. Buna korum lan. Radyomuz da var. Devlet böyle davranır mı? Onlar hiçbir şey vermiyoruz. En azından bu sefer değil. Ha şöyle ya. Ee, abi su için kendinize gelin. Suyumuz var çok şükür. Suyumuz var çok şükür. Ed Stafford ne demiş? Önce su için. Barınağın köşesinden bir şey bize bakıyormuş gibi hissettik. Fare olduğunu düşünüyoruz. En azından çok iyi bir diyette bir sıçan, bir sıçan gibi görünüyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Ya da daha açık bir şekilde koymak için ya o ya da biz. Vur kafasına al eti. Oyuncu ya 50. gün bitiyordu. Her neyse şimdi öldü Olduk, oldukça öldü ama ya, ölüyor. Belki de o pis küçük deliklerin birinde bir yerde saklanıyordur. Mary Jane bugün herhangi bir bela bulaşın hiç belanın karşısında çıkmayacağız. Ted'in midesi gurulduyor. Ted acıkmış kardeşim. İyi ee, ye, ev var yemeğimiz çok şükür de. Daha ben yeni doyurdum bunların karnını diye hatırlıyorum. Kız o yaradan dolayı ölecek diye korkuyorum ya. Baksana yorgunluk, yaralı, A açlık, yorgunluk, yaralı. Bu hala gülüyor. Bunlarla oynatamıyor muyuz ya? Sağlık kiti nerede var oğlum üstünde? Yok bende öyle bir şey. Nerede sağlık kiti? Abi üstünde sağlık kiti var. Tıkla ona. Boş oğlum o. <laughs> yok, elimde yok orada. İkonu var onun. Tıklanmıyor. Elimde olsa medkit oraya basarak tedavi ediyorsun kızı diye biliyorum. Yine de orada ölmekten daha güvenli olmak daha iyi. Mary Jane bunu söylemiyor olabilir ama o yaraların tedavi edilmesi istedi eminim. E yani bak bu ...tıklanılmıyor arkadaşlar olmadığından. Dediğiniz buysa. Şunlara birer parti yemek verelim diyorum. Bence... ...bir karınları bir daha bir doysun. Çok bir şey kaybetmeyiz. Bugün fiziksel bir mutasyona... ...sahip bir kişi tarafından ziyaret edildik. Birçok... ...ekstra işlevsel kollara sahip olan. Grubun öyküsünü bizimle paylaştı. Diğer... De deformatiyle de sahip insanların birlikte malzeme toplayıp hayat mücadelesi veriyorlar. Gittikleri her yerde insanlar hastalanma korkusu onları uzaklaştırıyor. Ona bir miktar hediye armağan ederse grubun bizi rahatsız eden bir sonraki haydut saldırısına kurtulmamıza yardım edeceğine söz veriyor. Bizde su mu çoktu yemek mi çok çoktu lan? Su çok değil mi bizde? Verelim abi belki haydutlar geldiğinde yardım ederler. Ver bir tane su bir tane de sevap işleyelim ya alsın kardeşim benim. Elimizde varken paylaşalım abi. Acı acımak mı yoksa aylıkların korkusu mu emin değiliz ama sonunda onun şartlarını kabul ettik. Başkasının biz özellikle çok fazla tamam. Tamam evet. Bak artık bir koruyucumuz var. Bodyguard'ımız var abi. Rahat ol. Tamam sizi ben daha yeni doyurdum. Geç. Dışarı çıkmak da yok. Bu sabah kapının çaldığını duyduğumuzda nefesimizi korku içinde tuttuk ama kısa bir süre sonra çocukların seslerini dışarıdan geldiğini duyduk. Açmaya karar verdik. Bir çift kıza ait seslerdi bunlar. Kurabiye satıyorlardı ama onlar da amına koyayım çoluk çocuk dışarıda kurabiye falan satıyor. Biz evin içinde <laughs> böyle oturuyoruz ya. Ayrılmışlar ve şimdi başka ürünlerde sunuyorlar akıllı kızlar. ve bunların hiçbir biz yok ki amına koyayım. Kapıya biri geldi. Kızlar buralarda dolaşmak için çok cesur olsular da ne yazık ki ellerinde bize gerekli olan bir şeyleri yoktu. Bu yüzden tekliflerini reddettik. Güzel bir gün dileyip gitmişler. Mericen yaralarını görmezden gelemeyiz. Sakin ve her şey yolunda. Ted iyi durumda. Ee, suya muya gerek yok. Ted iyi durumdaysa ona bir, bir, bir lokma su verelim. Kız zaten mefta olacak gibi duruyor. Ajanlar gecenin ortasında bizi meslektaşlar için birkaç çorba. Yok kardeşim yok. yok. Suyumuz da yok, yemeğimiz de yok. Amcık. <laughs> Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen bizim bütün erzağımıza konuyorsun ya. Gün atmış. Belki de görev için daha hazır hissettiğimiz başka bir günde onlara yardımcı oldu. Şu anda Mary çok ihtiyacı olan şey. Mary hastalığı. Mary bir daha hasta oldu lan. Mary beslemiyoruz abi bu saatten sonra. <laughs> Vereceğini <laughs> salın Sen yayın açmasaydın abi bütün gece ne yapacağım diye düşünüyordum Sağ olasın demiş GK Lord eyvallah kardeşim Slasher dördüncü yönetiyer bilen demiş İyi akşamlar Tukan Bey nice dört aylara abim Eyvallah Luz şu abi saat geç oldu plebler nefes mi alsa Hmm plebleri düşünen bir donator Kızı beslemiyorum artık Kedilerin çorba içmiş mi emin değiliz. Ancak bu menümüzdeki tek şey bu. Domates çorbası paylaşmıştırsak bu fikir bize kalmış. Aga be. Kedinin bir bok yere doldu mu? Abi saat kaçta bitiyor? Valla devletin bana müsaade ettiği saat 3. Oğlum ne? Aman akıyım. Ya oynuyor yayındayız işte. Bir saatim yok. 6K mıyız? Bu saatte nasıl 6K olabiliyoruz oğlum? Alo, bot mu attınız lan? Kedi çocuğu kaybettik. Ver abi yazık lan, yazık da yemek yok ya. 4K'sı yatıyor. Ay, Ne yapacağız bilmiyorum. Ya... Bu kedi bugüne kadar hiçbir şey yemeden hayatta kaldıysa gene kalır amına koyayım. Niye verelim ki? Gene mi bir bir şeyler geldi? Çorbadan payını vermemiz için şırakı şiddetli bir şekilde şişeleri devrimi başladı. <laughs> amına koyayım Suyumuzu bitirdin Ay ol, ayı olayı. Reis sen bir yemek ye. Ya kıza da aç bırakmak ama hayat. Ye lan ye hadi ye. Kıyamam sana. O lan gene takaslık bir şeyimiz yok. Ah, radyo. Bize her türlü işe yarayan ve yaramayan şeyi satmayanlık çaresiz girişimlerine rağmen adamın teklifini reddettik. Ya kız yesin. Tok ölüsün oğlum. Sığınak barınaz düzenledi bir barınak diğer kapıyı merak ediyoruz. Bu kapı nereye gidiyor? 62 gündür merak etmedin de şimdi merak ettin ya. Aç. Kızın şaftı kaydı. Kız öldü. Kız gitti, gitti bir daha geri dönmedi oğlum. Mericeğin tek bir damla bile su alamayacağını öğrendiğinde çok öfkelendi. Buna pişman olacaksınız diye bağırmaya başladı ve sığınağı terk etti. Odanın her köşesini inceledik ve hiçbir şey bulamadık. Hep bu yüzden. <laughs> Ulan o yemeği vermeyecektim sana. <laughs> Kız değil mi kafası yok öyle geri dönüyormuş. Böyle burası kırmızı böyle kanlı. Reis göm kardeşim yarasın. Bundan sonra özgürsün. Gizemli sesler telsizden geliyor ama bir ton statik arkasında gizlenmişler. Bunun biraz uğraşmak doğru frekansı bulmak mı istiyoruz? Önemli bir şey olabilir. Ya da tam tersi. Boğazında kalsın Meri demiş. Poladeruç ikinci ayını tiyer birliğin demiş. gizemli sesler telsizden geliyor ama bir ton statik arkasını gizlenmişler. Bunu biraz uğraşmak daha fena. Oğlum tek kişiyiz bir de artık ya. Şimdi bu kurtarmaya mı geliyorlar? Bak burada ya da tam tersi olabilir diyor ya. Ya bence deneyelim abi. Bak ilk oynayışımda bu oyunu bitirmek istiyorum. Ya Erro ya Merro da. Korkanın çocuğu olmaz. Gaza getirmeyin lan. 63 gündür hayatta kalmışım burada. Dene zaten sıçtık. Bence sıçmadık oğlum. Yemeğimiz var, suyumuz var. Ya adam kafayı yedi gene. Değerli radyolarımızda tamirat kötü bir fikir gibi geliyor. Umarım bunun önemli bir şey olmadığını umalım. İbrahim 500 bit yollamış. Abi yarın sınav var uyumam lazım. İyi geceler iyi şanslar. Arkadaşlar pişmanlıkla yürütemeyiz bu işi. Kardeşim sen yemek ye yemek al. Her gün yemek yiyin. Ajanlar sabırsızlanıyor. Ya sokacağım ajanına ha. Ya ananın ama ya. Ya niye öldük şimdi biz durduk yere abi? Ne yani ben o radyoyu açmadığım için mi öldük şimdi? Ayrıyeten evet kedi hayatta. Oğlum su verdim ona. Üç gün önce su verdim. Her günde küçük küçük yemek veriyorum. Ya susuzluktan ölmüş. Ben böyle bir hata nasıl yaparım ya? Unutmuşum su vermeyi o zaman. Altı gündür su vermiyordun. Ha siktir be. Ama 65 gün hayatta kaldık ya. İlk için 64 gün Lan 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 lan. İkinci oynayışımda 10. gün ölürüm ben. <laughs> Öldükten sonra mı söylenir bu ya? Neyse. İyi yaşadık. Güzeldi güzeldi ben eğlendim